Evet, tekrardan merhabalar. Bir önceki bölümde ne yazık ki birkaç kez ölmüş olduk ama kafaya takılacak bir durum değil. Armağımızı geri takalım. Nightlegimizi takıyorduk. Evet, nightlegimizi takalım. Kafalığımız yanında duruyor olsun. Evet. Şimdi bu bölümde ortak hatlarını tamamlıyor olacağız. Sans Fortress'ın ortak hatları alt hatlardaki o ikili kadar sıkıntılı değildir. Ama tuzakları biraz daha boldur. Yine burada bu arkadaşlar kendimize doğru çekelim. Ne yazık ki ortalayamadık. Okey. Hop. Mümkünse vur kaç şeklinde hareket etmeye çalışın. Çünkü iki kişi olduklarından dolayı evet. Elbet bir tanesi vurabilir. Şimdi buradan hop yudumlayalım. Her ne kadar bu arkadaşları periyle öldürebileceğimizi söylemiş olsam da şu ortadaki arkadaşı ben bir önceki videoda periyle kesme örneği olarak göstermiş oldum. Fakat bunun dışındakileri periyle öldürmenizi tavsiye ederim. Çünkü peri attıktan sonra karakterinizin tam olarak nereye doğru yuvarlanacağını belirleyemeyebiliyorsunuz. Hop. Yani buradan yuvarlanırken düşüp ölme ihtimaliniz var. İşte buradan karşıya geçtik. Şimdi oyunun belki de rahatsız edici olacak taraftan bir tanesi burası olabilir. Burada tam karşıya geçerken size yıldırım fırlatıyor. Fakat ortalama olarak her 3 yıldırımda bir tanesi şu an gördüğünüz gibi ben biraz tedirgin oldum ama gördüğünüz gibi şeye çarpıyor. Aradaki mekanizmaya çarpıyor. Aradaki baltalara çarpıyor. Burada baltalara çarpacağını düşündüğünüz bir ritimde ilerleyip yanına yuvarlanarak giderseniz kendisini kesebileceksiniz. Eğer ki şu an yapmış olduğum şeyi biraz zorlamışsa veya buradaki zamanlamayı aramakta sıkıntı çekiyorsanız yapabileceğiniz bir diğer şey Dark Loot basinde lootlamış olduğumuz ok ve yayı kullanarak gerek şuradan ok ve yay aracılığıyla gerek direkt karşıdan ara ara ok atarak bu arkadaşı öldürebilirsiniz. Biraz uzun sürebilir belki ama elbette öldüreceksinizdir. Büyücü arkadaşlar biraz daha rahat bir şekilde ellerinde dürbünleriyle eğer şayet dürbünü almışlarsa onu henüz lootlamadık ama şayet almışlarsa onlar kullanarak veya buradan kameralarını ayarlayarak bu arkadaşı öldürmeyi deneyebilirler. Burada tekrar bir tane tuzak var. Tuzağı aktive edip sağa geçerseniz size vurmayacaktır. Evet, sandığımızı lootluyoruz ve iki tane daha Large Titan'dan shard aldık. Bu sayede silahımızı artı 8'den artı 9'a yükseltebiliyor olacağız. Burada tatlı tatlı uyuyan bir arkadaşımız var. Kafasında flanging de vurup sonra bir tane daha vurarak eğer ki korumayı almamış olsaydı kendisini bir kere daha vurarak öldürebilirsiniz. Bu arkadaşı öldürmenize gerek yok. Ben öldürüyorum çünkü tekrar buraya geliyor olacağız. Burada hoş bir sahnemiz var. Indiana Jones klasiği. Evet, bu sefer topun geldiği yere, top geçtikten hemen sonra koşup şu aralığa girmeniz gerekiyor. Top tekrar düşüyor olacak. Top düştükten sonra yukarı çıkıp buradaki arkadaşı swipe atın. Ölmediyse içeri girin. Arkadan gelen kişiye çok takılmanıza gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi top yuvarlanıp pek onu öldürmüş oldu. Burada bir diğer sandığımız var. Bu sandığında Ring of Steel Protection var. Bu aldığınız veya yediğiniz fiziksel damage miktarını azaltan bir yüzük. Burada sol tarafa bakacak olursanız solda bir item göreceksiniz. O item'i almak için yavaşça yürüyün. Aşağıya düşün. Bu Shotel silahı. Burada gördüğünüz karakterim neden yuvarlandı bilmiyorum. Açıkçası çünkü yuvarlanma tuşuna basmadım bile. Okey. Neyse oraya giderken en azından oradaki olayı anlatayım. Kapının girişinde bizleri bekleyen Sigmire şu an orada bizi bekliyor. Bu seferki derdi oradan yukarı çıkmak istiyor fakat yukarıdan aşağıya doğru sürekli olarak gelen bir devasa yuvarlak taş bir top var. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Dertli dertli düşünmekte. Ve biz yine orada
Bir nevi onun kurtarıcısı olacağız. Şu zıplama hareketlerini bu kadar sık yapmazlar ama herhalde şu an üçüncü kez falan gördüm yani bunu. Oynarken çok enteresan geliyor bana. Genelde saldırıları bu swipe hareketleri üzerinde veya kılıcı geri çekip öyle saldırırlar ama üçüncü veya dördüncü kez zıplama hareketlerini yapıyorlar. Enteresan gerçekten. Belki de video çekiyor olmanın özelliklerinden bir tanesi budur. Bir önceki videonun sonunda kullandığım ve şu an değiştirmiş olduğum silah da mesela özel bir silah. Öyle çok sık düşen bir şey değil. Vay arkadaş. O bana vurmasın da. Evet, tekrar buraya geçiyor olacağız. Bakıyorum. Şu an ona çarpacak ama ben çarpmayanını attıktan sonra yola çıkmayı tercih ediyorum. Şu an çarptı. Bekliyorum. Bir sonraki şeyde yuvarlanıp yanına gidip saldırıyorum. Tekrar tuzağa atıyorum. Yanından geçelim. Bu sefer bu arkadaşı öldürmeyelim. Bu arkadaş dursun. Şimdi buradan tekrar yukarıdan topun gelmesini bekliyoruz. Top geldikten sonra direkt şu şekilde... Aa, sollarım orada kaldı. Şimdi benim yukarı çıkmam lazım. Ama direkt sağda düşebilirdik yani. Bu arkadaş belki bizi kovalar. Şayet kovalarsa top onu öldürecektir. Sıkıntı değil. Buraya düşüyoruz. Sanırım evet, top kendisine vurdu ve aşağıya düştü. Üstten sonra biz onu öldürmüş olduk. Bu arkadaşla konuşun. Size derdini anlatsın. Ben diyor şişman bir şövalyeyim diyor. Ben buradan rahat rahat çıkamam. Tabi buradaki diyaloğunu komple bitirmiş olmanız lazım. Hani söylediği ne varsa onları tüketmeye çalışın. Kendisini tekrar edene kadar kendisiyle konuşmaya devam edin. Tekrar çıkıyorum. İlk aralığa girip bekliyorum. Top yuvarlanıyor. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu top bir müddet bizi takip eden bir sıkıntı olacak. Ama dert etmeyin. Onun üstüne geleceğiz. Şimdi duvarda şu noktada bize ok atacak bir mekanizma var. Tuzağı ise bu aralıkta. Burayı geçmenin en kolay yolu şudur. Koşup hemen sağa dönmeniz lazım. Çünkü sol tarafta yine sizi bekleyen bir yılan kafalı düşmanımız var. Evet. Belki bu boss diyorum. Bu mobu keserken duymuşsunuzdur. Yukarıda bir mekanizma yer değiştirdi. Artık top buraya düşüyor olacak. Topun önünüze geldikten sonra hafif yukarı çıkıp şuradan sola doğru düşün. Şu bir, şu iki. Bu arkadaşı öldürün. Bu item'ı unutmayın. Sol taraftan girin. Buradan yukarı çıkın. Burada kara büyücü. Yani Black Sorcerer. Armor setini bir de Hush büyüsünü alacaksınız. Hush'un özelliği çıkardığınız ayak sesini azaltacaktır. Yani bu da düşman tarafından fark edilmenizi azaltan bir özellik. Şimdi buradan düz devam edebiliriz fakat normal rotayı gösterebilmiş olmak adına düz devam etmeyeceğim. Bu item'ı aldıktan sonra geri dönüyorum. Az önce düşmüş olduğum o tahtalı yerdeyim. Topun düştüğünü varsayalım. Veya komple senaryoyu göstermek için tekrar şuraya geleyim. Burada bekliyorum. Top düşüyor. Oradan oraya düşmüştüm. Bu sefer topun arkasından gidiyorum. Top gitmeye devam ediyor. Aşağıya düşüyorum. Buraya geldim. Topun aşağı düştüğü yerden sola girebiliyorum. Buradan toplar düşmeye devam edecekler. Onları bir müddet bekleyeceğiz. Onları beklerken şu arkadaşla uğraşabiliriz. Şimdi bu oyunda belli başlı tuzak sandıklar var. Bunlara mimik deniliyor. Sandık görünümlü canavar bu arkadaşlar. Bunlara ayırt etmenin çeşitli yolları var. Yani bakabilirsiniz. Mesela bunun
hareket ettiğini görebilirsiniz. Şöyle ayarlarsam kamerayı belki. Evet. Yani hareket ettiğini görme imkanınız var. Bu yaşayan bir canlı. Şimdi bunların içerisinde güzel itemler olabiliyor. Bu itemleri almanın farklı yolları var. En pasif yolu buraya doğru bakıp Lloyd's Talisman fırlatırsanız bu yaratık ağzını açacak. Biraz dişli bir ağzı var. İçindeki item alıp Lightning Spear, yani yıldırım özellikli mızrağı almış oldunuz. Bu sefer bu mızrağın özelliği hem damage vuruyor hem de yıldırım damage vuruyor. Sanki sürekli olarak Gold Pioneer'in sürülüymüş gibi. Bunların ayağa kalk, eğer ki bu sandığı açmaya çalışırsanız bu sizi yer. Ve şu anki can seviyemize bakacak olursak bizi öldürebilir. Uykusu geldi büyük ihtimal. Tekrar yatıyor olacak. Kullanmış olduğumuz bu Lodge Talisman hem bunları açmakta hem de PvP'de karşınızdaki düşmanın Estus içmesini engellemekte kullanılıyor. Ayağa kalktığında nasıl bir şey olduğunu göstermek adına biraz daha güçlü olan diğer silahıma geçeceğim. Daha kolay kesebilmek adına. Burada kendisine direkt saldırabilirsiniz. Açmak yerine direkt saldırmak da bir seçenektir. Bunu gördünüz mü? Ayakları var. Tutarsa sandığı açmışçasına sizlere damage vuracaktır. O yüzden böyle saldırarak kesebilirsiniz. Claymore'lu olsaydı biraz daha fazla vurucu çekti. Etrafa yuvarlanarak kesmeniz lazımdı. Burası biraz daha dar bir yer olduğu için ben diğer silahı tercih ettim. Ama Claymore'la kesmeniz mümkün. Şimdi burasının önemli tarafı şu. Burayı niye bekledik? Gördüğünüz gibi buradan taşlar artık orayı, o çukuru doldurdular ve daha sonra gelen bir taş burayı kırıyor. Burayı kırdıktan sonra şuradaki item'ı lootlayabiliyoruz. Covered Serpent Ring. Covered Serpent Ring'in olayı yaratıkları öldürürken onlardan düşen item'ların değerini arttırıyor. Yani bir yaratıktan düşecek eğer nadir item'lar varsa o nadir item'ların düşmesi ihtimalini yükseltiyor. Buradan yukarı çıktık. Çıkınca ilk yerde inin. Diğer türlü sizi yukarıya bastıra bastıra şu iğneli demirlere bana bana sizi öldürecektir. O yüzden de yukarı çıkmaya çalışın. Şimdi burası az önce benim geri dönmüş olduğum yer. Buradan direkt aşağıya inip yukarı çıkarsanız bu mekanizmanın nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Yukarıdan bir dev topları buraya bırakıyor ve mekanizma buna vuruyor. Mekanizma burada bir kolu var. Bu kolu çevirirseniz sizin kolun diğer tarafına topu ittiriyor olur. İlk çevirdiğimiz yer bu orta taraf olacak. Orta tarafa çevirdikten sonra mekanizma tekrar şöyle de ikinci kez çevirip boşluğa atmasını sağlayın. Şimdi orta tarafa çevirmiş olmamızın bir sebebi var. Top buradan düşüp benim az önce ilk geldiğinde öldürdüğüm fakat bu sefer öldürmediğim bu arkadaşın üzerinden geçti. Bu da kafama ne top atıyorsun be deyip sinirlenmiş durumda. Estus'u yudumlayın. Şimdi gelin efendim. Şimdi burada Master Logan var. Big Head Logan. Bu oyundaki karşılaşabileceğiniz en güçlü büyücü. Dark Souls 1 açısından konuşuyorum. Kendisi büyücü olan arkadaşlara özellikle önemli büyüler satan bir arkadaş. Bunu kurtarmanız lazım. Kurtarırsanız sizlere çok daha farklı büyüler satıyor olacak. Ve bunun bir uzun bir questline'ı var. Ben questline'ı yapmaya çalışacağım. Questline'ı yaparsanız da size daha da şu an verdiğinden daha fazla güçte büyüler veriyor olacak. Burada diyaloğunu tüketin. Şimdi burayı açabiliriz. Açarken dikkat edin biz master key'i kullandık. Burayı açmak için gereken anahtarın nerede olduğunu göstereceğim. Biraz daha ileride olduğu için ben burada kurtarmış oldum. Eğer oyunda birebir aynı şekilde takip ediyorsanız siz de Master Key kullanarak bu arkadaşı kurtarabilirsiniz. Burası da aynı şekilde Master Key ile açıldı. Buradan düz yürüyebilirsiniz. Aradaki boşluk sizi öldürmeyecektir. Şuradan ilerlemenin bir mantığı yok. Dilerseniz bir manzara görüntüleyebilirsiniz. Bu arkadaş şimdi Firelink Shrine'a gidecek. Firelink Shrine'da şu an bir önceki kurtarmış olduğumuz büyücünün yanında duruyor olacak. Kendisi daha sonra farklı farklı haritalara gidiyor olacak. Biz oyunda ilerledikçe o haritalarda da onun questlerine dair görevlerimiz var. Onları yapıyor olacağız.
Düzeneği çevirmiş olduğumuz için burada şu an rahatız. Fakat dikkat edin, şu an tekrar düzenekli bir oynama oldu. Bu oynamanın sizin tarafa gelip gelmediğini anlamanın en kolay yolu bekleyip bakmaktır. Şu an tekrar hareket etti ve gördüğünüz gibi tekrar tuzaklar bizi öldürmeye çalışacak şekilde ayarlanmış oldu. Burada aşağı indik. Sol tarafa döndük. Ve yukarı çıkıyoruz. Bir nevi geldiğimiz olan tekrar düzene geri gidiyoruz diyebilirim. Big Cat Logan'ı bizim şu an kurtarmış olmamızın temel sebebi dediğim gibi anahtarının çok daha ileride bulunacak olması. Büyücü arkadaşlar şu an direkt Firelink Shard'a gitmesinler. Şayet burada ölürseniz ve inventörünüzde kullanabileceğiniz şu tip soğullar varsa hani gidip o Big Cat Logan'dan büyük şapkalı Logan diyebiliriz Türkçesi. Logan'dan büyüleri satın alıp ondan sonra tekrar buraya gelebilirsiniz. Ya da buradan daha ilerlemeye devam edin. Bir shortcut açacağız üst katlara çıktığımızda. O shortcut'ı kullanarak tekrar aşağı inebiliyor olacaksınız. Şimdi burada yeni bir tane tuzağımız var. Sol taraftaki duvardan bize saldıracaklar. Tuzağı açıp geri yuvarlanmaya çalışacağız. Bir diğer alternatifimiz şu. Koşup zıplarsanız bir kere yersiniz ve sadece canınızın yarısı, 1/3'ü diyelim, 1/3'üne kadarlık bir kısmı azalır. Sonrasında bu şekilde oraya geçersiniz. Burada bu arkadaşlar gittikten hemen sonra koşarak karşıya geçiyoruz. Evet, bu arkadaşı kestik. Yukarıda şu arkadaş var. Buna gidelim. Güzel. Şimdi aşağı iniyor olacağız tekrardan. Bu sefer soldan gidiyoruz. Burada bu arkadaş var. Bunu perilemek en güzel çözüm olabilir çünkü burası biraz dar bir yer. Ayağa kalkar kalkmaz saldırıyoruz ve ölüyor. Buradan Large Titan Shard'dan iki tane daha aldık. Dikkat etsiniz, ben de Large Titan Shard'ları kullanmadım. Bunları silah upgrade'inde kullanmamız lazım aslında. Henüz oraya gitmeye çabalamadım çünkü nasılsa shortcut üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi burada eğer inventörünüzde varsa, ki olması lazım, lootlamıştık ve kullanmamıştık, Black Firebomb'ları veya Firebomb'larınızı alın. Şu arkadaşa fırlatabilirsiniz. Bir diğer alternatifiniz burada ok veya crossbow kullanmak olabilir. Bu arkadaşı öldürmenin şart değil ama öldürürseniz şu kısmı geçmeniz daha kolay olur. Burası belki de bütün bu tuzaklar içerisinde geçmekte en çok zorlanacağınız yer diyebilirim. Çünkü biraz dar bir yer, biraz hızlı geçmek isteyeceğiniz bir yer. Dörtlü olarak vuruyorlar ve geçmenin en kolay yolu bittikten sonra koşup atlamaktır. Yani komple koşarak ilerlemektense koşup hızlıca atlamanız en güzel olur. Burada bir tane tuzak gelecek. Sol tarafa ilerlemediğiniz müddetçe tuzak size vurmaz. Tuzağı aktive edip merdivenden yukarı çıkın. Şimdi tekrar bir sis kapısından geçtik. Gördüğünüz gibi bu arkadaş o topları aşağıya bırakan arkadaş. Burada ilk yapacağımız şey hızlı bir şekilde buradan koşarak yukarı çıkın. Sonra sağa dönün. Burada kırık bir yer var. Kırık yerde aşağıya doğru yavaş yavaş yürüyerek aşağı düşün. Ve burada bonfire'ımız var. Bu oyunun gizli bonfire'larındandır. İlk seferde bulamamışsanız aldırış etmeyin. Olur öyle. Ben de ilk oyunumda bu bonfire'a haberdar değildim. Bonfire'da dinlendiğinizde emin olun. Yani burada çünkü öldüğümüz zaman tekrar buraya gelelim. Tekrar en baştan yukarı çıkmak zorunda kalmayalım. Dinlendikten sonra tekrar aşağı düşerek şu bölgeden az önce geçmiş olduğumuz zorlu yerin olduğu yere gelmiş oluyoruz. Bu sefer buradan çıkınca soldan yukarı gitmek yerine sağdan aşağı iniyor olacağız. Burada iki tane daha önce aşağılarda tanıdığımız Boulder savaşçıları var. Onları bir öldüreceğiz. Şu an gördüğünüz gibi oyun başından bu noktaya kadar artık bayağı mesafe kat ettik. Bunları iki vuruşta öldürebiliyoruz. Yani karakterimiz yavaş yavaş güçleniyor. Burada Flamestone Plating var. Bu sizin aleve karşı olan dayanıklılığınızı arttırır. Ama
sizi ölümsüz yapmaz. Yani bir lava denk gelirseniz yine damage yiyor olacaksınız ama aleve karşı resistance'ınızı biraz daha artıran bir yüzük. Buradan dediğim gibi çıkıp hızlı bir şekilde geçin. Çünkü yukarıda bir başka dev buraya bomba atıp duruyor. Attığı bombalar orayı aleve saçıyor. Aynı şekilde şu bölgede atıyordur. Ama ilk başta oraya attığı için hızlı bir şekilde geçerseniz hem bonfire inmeniz hem ilerlemeniz kolay olacaktır. Burada Large Type'ın iki tane daha aldık. Şimdi şurada yine daha önce aşağıda öldürdüğümüz bir mob türü var. Ve gördüğünüz gibi yine damage'ımız oldukça fazla ve çok rahat bir şekilde kendisini öldürebiliyoruz. Bir yerden bize ok atıldığını belki sesini duymuşsunuzdur. Ona alış etmenize gerek yok. Her ne kadar atarsa atsın bu bölgede bizi vuramaz. Burası gördüğünüz gibi Sand Fortress'ın alt tarafları. Sağ taraftan baktığınızda işte şu Lordran'ın surları ve haritanın geri kalanını görebiliyorsunuz. Biraz manzaraları olan bir oyundur. Bu arkadaşa dikkat edin. Size attığı oklar dert değil ama kılıcını kullanmaya başlarsa evet. Çok kayda değer bir düşman olacaktır. Elinde kullanmakta olduğu kılıç Richard's Rapier. Kendisini öldürdüğünüz zaman da o item'ı alıyorsunuz. Çok hızlı saldırır. Taktik olarak verebileceğim en iyi taktik şudur. Oku attığı sırada olabildiğince yanına yaklaşmaya çalışın. Gerekirse aşağıdan yukarı doğru yuvarlanarak yana kadar gelin. Elinde ok ve yay varken hızlı bir şekilde bir ve iki tane bulun. Geriye yuvarlanın. Ya ok ve yaya geçecektir ya da eline tekrar Richard Rapier'i alacaktır. Eline Rapier'i alırsa size yaklaşmaya çalışacak. Size yaklaşmadan veya yaklaşmasında az bir mesafe kalmışken hemen saldırarak tekrar geriye yuvarlanarak öldürmeye çalışın. Devam edersek burada başka ödüllerimiz de var. O arkadaşı kesmiş olduğum için Divine Blessing, Estus gibi bir görev görüyor. Canınızı ne kadar az olursa olsun fullleyen bir item. Çok zorlanacağınız bosslara saklamanızı öneririm. Şu arkadaşı lootlayalım. Bu da Rare Ring of Sacrifice. Bu Rare Ring of Sacrifice'ın özelliği şudur. Diğer Ring of Sacrifice'a nazaran hemen şuradan gösterelim. Ring of Sacrifice öldüğünüz zaman sizin soul'larınızın kaybolmasını engeller. Fakat Rare Ring of Sacrifice'a ölürseniz hem curse'den kurtulursunuz hem hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama yüzün kendisi yine kırılıyor olacak. Şimdi buradan tekrardan bonfire'ın olduğu yere gidiyor olacağım. Oradan devam edeceğimiz kısmı da bir sonraki videoda gösteriyor olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın.